Geldi mi lan para? İşte. Hadi ver. Onun. Ne tırsakmış bu be. Her dediğimizi yapıyor. Babası bir de bunu aslan oğlum diye seviyordur Allah bilir. Bir de göbek at lan. Atmayacağım. Göbek at. Atsana. At. Hayır, atmayacağım. Seni duvara çevireyim mi ha? Yapmayın. Ha? Çevireyim mi? Yapmayın. İşedi lan bu. Hayır. Hayır. Oğlum. Emre. Tamam. Geçti. Kötü bir rüyaydı. Ha? Hadi gel. Tamam oğlum, kaza bu. Olur. Geçti. Hadi gel üstünü değiştirelim. Gel. Oğlum, olur böyle kazalar, dert etme. Hadi ama asma suratını. Dedim ya, kaza evladım. Bazen ben bile zor tutuyorum. Bir seferinde rüyamda tuvalete girdiğimi gördüm. Tam yapacağım, içimden bir ses, kalk oğlum Hakan, yatağa yapacaksın dedi. Son anda yırttım. Ya? Hadi bakalım, geç yat. Hoppa! Hoppa! Hadi. İyi geceler. Sana mutlu olmayacağım bir kadınla evlen demiyorum. Ama kararsızlığı, sürekli uzatman sana değil, çocuklara zarar veriyor. Sen babasın, unutma. Kendinden önce çocukların mutluluğunu düşünmelisin. Börekler aldım. Sen şunları güzel tabaklara hazırlayıver hadi. Ben çocukları uyandırırım. Hayır canım. Ben uyandırırım. Sen börekleri hazırla. Çay falan da koy. E hadi sallanma. Hayırdır Simge, sabah sabah? Beraber kahvaltı yaparız diye düşündüm de. Senin sevdiğin kıymalı böreklerden de aldım. Özgeciğim hadi. Elini yüzünü yıka da ayıl artık hadi canım. Hadi. Hadi kalkın bakalım hadi. Hadi yapma Yağmur. Yapma ya, yapma. Ha, hadi Yağmur. Yapma ya, yapma. Hadi hadi hadi. Emre. Emre. Hadi kalk kalk hadi. Ya hadi, bıraksana hadi, hadi. Ya. Kalk 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 hadi hadi hadi. Hadi. Ya bırak. Ya hadi ama. Tembel tenekeler. Kalkın bakayım. Ne güzel börekler, kekler aldım size. Yumurtalı, domatesli, sıradan kahvaltılara son. Kek, börek hakkımız. Söke söke alırız. Yağmur. Ya hadi. Emre hadi. Kek, börek hakkımız. Söke söke alırız. Yardım edeyim mi? Yok. Ah Hakan. Hı. Sana bir şey soracaktım. Hakan'cığım, Emre'nin nesi var? Ne oldu ki? Okula gitmek istemediğini söylüyor.
Hastaymış. Tamam, ben nedenini biliyorum. Konuşurum onunla. Sen Emre'nin nesi olduğunu biliyor musun? Hayır. İşte çocuklarla bu kadar ilgilisin. Ha, daha doğrusu ilgisizsin. Sen ne işe yarıyorsun bu evde hizmetçilik yapmaktan başka? Söyler misin? Emreciğim, Yağmur kalktı mı? Evet, banyoda. Emre, okula neden gitmek istemediğini biliyorum. Ama bu çok saçma. Bak, bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. Kimseye söylemek zorunda değiliz. Hadi bakalım, şimdi kahvaltıya. Hadi. Hayır, ben hastayım. Hadi Emre. İkimiz de hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Hadi kalkıyorsun, hadi. Ya hayır ya. Emre, korkaklık yapma. Kimse bilmeyecek dedim. Benim aslan oğlum böyle davranamaz. Ya ben aslan değilim, tamam mı? Kocaman bir korkam. Korkak, anladın mı? Emre, neyin var senin? Hakan, lütfen bana bırak. Hadi, hadi. Emreciğim, sana biraz harçlık vermek istiyorum. İtiraz istemem. Ne de olsa delikanlı oldun, öyle değil mi? Belki kız arkadaşına bir şeyler ısmarlamak istersin. Olur mu? Zavallı oyuncaklar. Doktor Norton, umarım işe yarar. Umarım. Ama hiçbir şey olmadı. Yüzlerindeki kırmızı renkler bile duruyor. İşe yaramalı. Yaramalı. Sen de kimsin? Seni çok seviyorum. Doktor Norton, hafızalarını tam olarak kaybettiler. Sen de kimsin? Seni çok seviyorum. Oy. Lütfen kimse Emre'nin üstüne gitmesin. Heyheyleri üstünde. Ateş püskürüyor. Tamam mı? Hay ilahi Emre. Ne o, yoksa bütün börekleri yediniz mi? Al bakalım Emreciğim. Hop. Kuşu verilmiyor mu hiç? Al canım. Afiyet olsun. Ya nasıl çalarlar bilgisayarları? Hem de yepyeni iki tanesini. Vallahi elektrikler kesilmişti. Anlattım ya size. Ben hırsızı yakaladım ama yüzünü göremedim. Boğuştuk. Yüzüne çırmık attım. Ama nafile. Elimden kurtulup kaçtı. Polise de anlattım ya. Tamam. Hadi çık hadi. Çık hadi. Kanka yeni bir telefon çıkmış. Tam 2 GB hafızası var. Hadi bakalım. İyi dersler. İyi dersler canım. Müge, çıkışta bizi alır mısın? Tabii alırım. Canım benim. Hadi bakalım. Bakıyorum da keyfin yerinde. Bugün bir ara okula gidip belgini aldığım küpeleri vereceğim. Umarım beğenir. Beğenir. Sen ne yaptın? Evde durumlar nasıl? Ya kafam karmakarışık. Babam evlen diye tutturdu. Çocukların da bir anneye ihtiyaçları olduğu kesin. Beklediğin kabahat zaten. Ama sen karar veremiyorsun oğlum. Evliliğe değil mi? Hayır. Kiminle evleneceğine. Ya Volkan, bu konuda kesinlikle beni suçlama. Ben Nana ile evlenmek istedim. Onu çok sevdiğimi biliyorsun. Ama beni geri çevirdi. Ne yapabilirim? Onu zorlayamam ya. Tabii. Hem çocukların bakıcısı olduğu için bu hiç uygun olmaz. Bence de. Ona olan aşkımı kalbime gömüp Simge'ye evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Ama emin
değilim. Ya ne bileyim, birkaç gündür çocuklarla arası çok iyi. Hem Nana gibi inatçı değil, beni de seviyor. Of, bilmiyorum Volkan. Sevdiğin başka, sevenin başka. Hı hı. Şoker'in yüzüne bakın. Aa, sanki düzeliyorlar. Acele etme Kulina. Emin olmak için biraz daha bekle. Kulina. 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 Arkadaşlarım iyileşiyorlar mı? Bekleyip göreceğiz Dana. Kulina. Kasım gibi evlenme teklif edecek. Ne? Şoker Uslu dur. Nana durmuyorlar. Dur. Elim sende. Ebe. Yandın oğlum, elim sende. Selim abi. Yandı. Yüzüne ne oldu? Emre o çocuklar. Bahçede konuştukların. Onlar Tekin çocuklar değiller. Onlar senden haraç mı aldı? Yok canım. Bak Emre, bir şey varsa bana söyle. Kimseye söylemem. Zaten dün kapıştım o serserilerle. Yüzünü onlar mı bu hale getirdi? Önemli değil. Bak unutma, ben senin yanındayım, tamam mı? Tamam. Selim. Selim, matematik ödevini yaptıysan... Senin yüzüne ne oldu böyle? Yok bir şey. Emre. Ya ben ederim ya, haksızlık yapma. Sende para yoktur şimdi. Ya aslında var. Al al, yanında bulmuş. Ama bir şey olursa bana söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Hadi. Bak Hakan, bu kadar düşünme artık. Akşam al çocukları karşına konuş. Bakalım onlar ne diyecekler. Daha önce Simge'ye nasıl karşı çıktıklarını hatırlıyorsun değil mi? Evet, ama şu sıralar araları çok iyi. Hmm. Alıştılar sanki ona. Bilmiyorum Hakan. Bu bana hiç inandırıcı gelmiyor. Kusura bakmayın, geciktim. Çocuklar işte. Emre yakama yapıştı. Bir türlü bırakmak istemedi beni. Okul çıkışı mutlaka onları almamı istiyor. Kim kahve istiyor? Ben içerim. Ben de içerim. Tamam, o zaman ben hemen kahveleri getireyim. Hayret. Ben sana demedim. Nasılım? Hala 70'i gösteriyorum ha? Yo, hayır. Hiç de değil. Bana bak. Teyzen tam gitti burada olacak değil mi? Hı hı. Olacak. Tabii olacak. Güzel. Geç kalmayı hiç sevmem. Nana bak, sen istedin diye ona teklif ettim. Ama beni yarı yolda bırakırsa çok kötü olur. Yok canım, bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Gelir o, gelir. Gelir, gelir. Kızım, arkadaşlar, duyanım geliyor. Çocuklar, okulumuza dün gece hırsız girmiş. Ne? Ve yeni alınan bilgisayarlarımızı çalmış. Bekçi yüzünü görmemiş ama yüzünü tırnaklamış. Yani hırsızın yüzünde tırnak izi var. Bu konuda bir şey duyan, bilen varsa mutlaka bana söylesin, tamam mı? Tamam. Söyleriz. Vay be, demek hırsız girmiş. Alma heyecanı ha. Senin yüzüne ne oldu böyle? Yok bir şey. Ayrıca istesem ben de para bulurum. Hem de kolayca. Al. Sende para yoktur şimdi. Selim? Ne o? Yüzün tırmık izleri içinde. Evet. Hakikaten ya. Yoksa hırsız sen misin? Saçmalama Özel ya. Hey Gülcan, nereye? Ne yapıyorsun? Dersleri çaldı. Hoca geliyor arkadaşlar. Kulina. Kulina.
Karantina yüzünden Tayfun Bey'le yemeğe gidemeyecek misin yoksa? Bilmiyorum Nana. İksirin işe yarayıp yaramadığını tam bilmiyoruz. Ama oyuncakların bu haldeyken Tayfun Bey'le yemek yemeyi düşünemem. Sen nasıl düşünebiliyorsun şaşıyorum sana. Ya neden herkes beni yanlış anlıyor? Girin. Ya müdür hanım. Evet kızım. Yok bir şey. Gülcan. Gel bakayım buraya. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Yok bir şey. Bir arkadaşın bir kabahat mı işledi? Hadi saklama benden. Arkadaşının iyiliği için. Onun böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Kimin? Ağlama kızım, anlatsana. Selim. Selim mi? Ne yapmış ki Selim? Simge Hanım, süslenmekten vaktiniz kalırsa şu dosyaları bilgisayara geçirmelisiniz. Ay Volkan, içim içime sığmıyor arkadaşım. Neden, ne oldu ki? Daha ne olsun, sanki bilmiyorsun. Hakan bana evlenme teklif etmek üzere. Nihayet rüyalarım gerçek olacak. Ah siz erkekler gizli kapaklı iş çevirmeyi bir türlü beceremiyorsunuz. Ama merak etme, ben şaşırmış gibi hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi yapacağım. Efendim? Ay hadi Volkan, oyun oynamayı bırak. Ama fena senaryo değildi hani. Senaryo mu? Cık, yine de bozmayacağım merak etme. Hakan'ın yaptığı sürprizin kursağında kalmasını, üzülmesini istemem. Ay Volkan, hı, öyle mutluyum ki. Ay! Ay canım arkadaşım. Gel. Beni çağırtmışsınız öğretmenim. Senden bunu hiç beklemezdim Selim. Gerçekten beklemezdim. Efendim? Ama müdür hanım, önce onlar bana... Kime sattın? Hemen söyle. Satmak mı? Yoksa evine mi götürdün? Ha? Neyi? Selim, benimle oynama. Bak, bu iş çok büyür ona göre. Ama öğretmenim... Çabuk söyle, bilgisayarları kime sattın? Hı? Bilgisayarları mı? Peki. Sen bu işi yokuşa süreceksin anlaşılan. Senin verin Hakan Bey'di değil mi? Evet. Alo. İyi günler Nebahat Hanım. Ne? Nasıl yani? Tamam, hemen geliyorum. Hakan ne olmuş? Volkan, ben hemen okula gitmek zorundayım. Hakan dur bir dakika. Allah Allah. Müdüre Hanım, bu işte çok büyük bir yanlışlık var. Gir. Neredesin sen? 40 saat önce çağırdım seni. Şimdi söylediler öğretmenim. Sen de onun küçük ortağısın değil mi? Hadi onun konuşmaya niyeti yok. Babanı çağırdım buraya. Polisler falan gelmeden hemen itiraf et bakalım. Beraber mi yaptınız bu işi? Hangi işi? Demek anlaştınız ha? Şimdi de ağız birliği yapıyorsunuz. Ya öğretmenim biz bir şey yapmadık vallahi onlar... Selim, yüzündeki tırnak izlerini nasıl açıklayacaksın? Sakın bana yalan söylemeyin. Bakın, susuyorsunuz. Çünkü suçlusunuz.